Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana Demirspor Galatasaray maçının tepkisini çekiyoruz. Kanalımıza tabii ki yeniyseniz biliyorsunuz ki ben bir fanatik Galatasaraylıyım. Şimdi açılış bu akşam biraz farklı olacak. Adana Demirspor formda, Galatasaray hıyarda. Bu kadar basit. Yani Galatasaray bu akşam beni lütfen çıldırtmayın diyeceğim de her hafta çıldırıyorum zaten. Yani değişen bir şey yok. 3 puanı hasretiz. Bari çıkın bu akşam maçı kazanın. Sizden pek bir şey beklemiyorum. Çıkın aslanlar gibi oynayın, maçı kazanın. Yani bir sürpriz de beklemiyorum açıkçası. Gidin 1-0 olursa 1-0, 2-0 olursa 2-0, ne olursa olsun Adana'dan 3 puanı alın, İstanbul'a geri dönün. Diyeceklerim bu kadar. Yeter ki adam gibi oynayın artık. Çıldırtmayın beni. Deli oluyorum. Olan zaten duvarlara ve terliğe oluyor. Hem bize oluyor. Yani artık. Kanalımıza yeniyseniz arkadaşlar, lütfen ama lütfen bize destek olmanız için lütfen ama lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Yani beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sosyal medya hesaplarımın linki de açıklama kısmında. Beni de oradan takip edebilirsiniz. Bakalım artık maça geçelim. İnşallah muazzam bir maç olur. Tabii ki skor tahmini vermeyeceğim. Çünkü her zaman verdiğimde göt oluyorum ben. O yüzden bu akşam skor tahmini yok. İnşallah bol gollü bir maç olur. Zevkli bir maç olur. Galatasaray'ın kazandığı bir maç olur inşallah. Bakalım maça geçelim. İyi seyirler. Göğsünden, bak Gökhan İnler'in göğsünden koluna sekti. Bize birkaç maç önce göğüsten ele dokunurken penaltı verdiler bize karşı. Ama tabii ki Galatasaray'a gelince kurallar değişiyor. Hayret ya, hayret. Hayret. Şık çalım. Aferin Oğulcan. Hadi oğlum, gol olsun bu. Vur Ömer! Ah be! Yapma! Yapma! Müthiş geldik be! Oğulcan! Oğlum sen uzun zaman var oynamadım. Oh! Çalıma bak! Hop! Gökhan İnler, sen sadece izle. İyi getirdik, iyi getirdik. Ulan Ömer, onu bitirebilsin. Ulan Ömer! Oğlum adamın önü boş. Gir araya Taylan. Yapma! Yapma! Oğlum bir kere de bir top tut. Bir kere de bir top tut İsmail Çipe, ellerin kurusun. Bir kere de bir top tut. Kalecisin hesapta. Hah, offside. Offside. Oğlum senin gibi kalecinin ben tamına koyayım. Bir kere de bir şey kurtar be. Offside he, götümüz rahatladı. Vıt 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 gidendik şimdi. Markov, sen de orada neden çıktın Balotelli'nin göğsüne kadar ya? Bir boşluk bıraktın adamların önüne. Bak be İsmail'e bak be. İsmail'e bak be. Adam bildiğin yani offside olmasa şaka gibi galeci be. Şaka gibi galeci. Vur Borutsan. Ah oğlum, bekleyin şu topları be. Bekleyin şu topları. Beklemiyordu pası. Her şeyi bekleyeceksin. Beklemek zorundasın. Sıçacağım böyle işin içine ya. Yok abi, yok 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 yok. Bizim takımda o ön tarafta yaratıcı bir isim yok. Yok yok, Allah'ını seversiniz artık ya. Bir yırtıcı bir isim yok ya. Hepsi yan pas, yan pas, geriye pas, yan pas, yan pas. Oğlum biriniz alın şu topu, öne doğru vurun gitsin be. Hepsi yan pas, yan pas, geriye pas, göte pas. Fuck sake man. Yunus'a bak. Yunus'a bak. Oğlum bu çocuk muazzam oldu. Kim ne derse desin. Bu Yunus gelecek sezon takımda kalmalı ve oynatılmalı. Bu çocuk muazzam oldu. Bu çocuk bildiğin muazzam oldu. Bize çok yani az 2-3 kere cezaya soktu bizi.
ama cezayı kesemedi Adana Demirspor. Yani İsmail Çipe sen de izle yavrum. Sen de izle. Sen zaten futbolu bırakmışsın. Futbol seni de bıraktı. Sen artık güvenliğe devam bu saatten sonra. Güvenlik ol sen. Avantaja giderken ilk yarıyı bitirdiler. Hakemler şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Şimdi kamera başında olmasam ana avrat hepsine girmiştim şu an. İlk yarıda bitti. Maç şu an 0-0. İki taraf da çok pozisyon buldu. Ama bir tanesi daha değerlendiremedi. Yani doğruyu söylemek gerekiyorsa Adana Demirspor bizden daha çok net pozisyonlar buldu. Ama değerlendiremedi. İkinci yarı ne olur? Kim gol atar? Gol görür müyüz? Görmez miyiz? Hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Sür artık be. Arkanda adam var. Berkan geriye dönme. Geriye dönme. Çok güzel. Mustafa. Oğlum bu çocuğa daha çok servis yapın. Daha çok servis yapın. Pas verin, orta açın. Servis yapın bari. Çünkü her daima biz oyunumuzu hep Marcao'dan kuruyoruz. Sanki orta sahalarımız hiçbir bok kuramıyor. Her daima servis Marcao'dan. Marcao'dan. Bari kanat oyuncularımız servis atsa. Orta saha oyuncumuz Mustafa'ya servis yapsa. Adam daha da çok etkili olacak. Fucking idiots. Fuck sake. Yunus attı. Başka kim atacaktı? Çocuk coştu bu akşam. Coştu. Ömer Bayram'a da bakın. Adama yaklaşacağına sen biraz daha böyle uzaklaş. Bir de kaptansın. Fuck off man. Siktirin gidin hepiniz be. Oh, şaka gibi abi. Şaka gibi. Resmen şaka gibi be. Şaka gibi. Helal olsun be Yunus. Ben seni buradan bile alkışlıyorum. Helal olsun. Maç boyunca ilk yarıdan bu yana muazzam oynadın be. Helal olsun sana. Bizimkiler de tabi yürümeye devam. Ömer'e bak. Yanaş adama biraz daha yanaş. Yanaştığında o çocuğa o pozisyonu vermeyeceksin. Şut şansı vermeyeceksin. Şut imkanı vermeyeceksin. Bir de siz Galatasaray'da oynuyorsunuz be. İsmail Çipe hakkında konuşmak bile istemiyorum. Adama ben topu cirlesem onu bile kurtaramaz. Artık böyle nasıl bir duruma düştük be? Rezillik. Şaka gibi abi ya. Rezillik ya. Rezillik be. Defolun gidin ya. Arma için oynamayan siktirip gitsin artık. Bari ikinciyi de yayın istiyorsanız. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Hepinizin Allah bilmem neyini versin. Allah belanızı mı versin, cezanızı mı versin? Neyi verecekse versin. Adam 3-4 kişinin arasından çalım yaptı. Yine Yunus Akgün. Yine bu çocuk. Bu çocuk muazzam bir oyuncu oldu. Bizi bu akşam kendi başına darma duman etti. Darma duman etti. Resmen sikip attı. Siz uyuyun be. İsmail Çipe'ye yani onu Muslera bile zar zor kurtarır da onu boş ver. Şut muazzam. Bizimkilere bak, eşeklere bak. 1 2 3 kişi Vargas'ın ayağından topu alamadı be. Resmen Adana Demirspor taraftarına bak. 3 rezilsiniz be. Taraftar değil, Galatasaray rezilsiniz. Vur oğlum. Çizgiden oğlum ne oluyor? Of yok ya. Hadi Halil. Vur be. Ya şans yok. Bazen de şans olması lazım sizin yanınızda ama o bile yok bizde. Bizim takım Allah'a emanet. Oğlum başka spor yok mu demek için ya? Voleybol, basketbol, tenis. Amerikan futbol, Amerikan güreş. Futboldan soğudum. Adana Demirspor gene geldi. He. Amına kodukları. Futboldan soğuttunuz beni. Direk.
3-0 sandım ha. 3-0 sandım. Bari al İsmail Çipe şutu kurtardı. O yüzden direğe vurdu top. Bir boka yaradı yani. Ne faydası var? Ne faydası var ki? Anlayamadım. Hepinizin amına koyun. Hepinizin. Maç bitti arkadaşlar. Adana Demirspor 2 Galatasaray 0. Çok kötüydük. Çok kötüydük. Adana Demirspor maçı hak etti. Net konuşacağım, hak etti. Yunus Akgün bizi yalnız başına, anladınız. Galatasaray yine hıyarlarda. 7 maç oldu. Kazanmamayalı. Kazanmayalı. 7 maç oldu. Yani çok sinirliyim şu an. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü sinirlerim şimdi ta burada. Açılırsam çok fena açılacağım. O yüzden açılmak istemiyorum. Yani sesimden de belli sinirli olduğumu. Yani içim alev alev şimdi. Alev alev. Şaka gibi ne durumlara düştük. Hayretler içindeyim. Hayretler içindeyim. Avrupa'da neler yaptığımız ortada, ligde bir yarrak yapamıyoruz, bir bok yapamıyoruz. Affedersiniz yani sövmeye de başlarım çünkü çok sinirliyim, kusura bakmayın, özür diliyorum da. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya, çok sinirliyim. Yani öyle bir şey gelesin var içimden, git her şeyi tekme tokat döv. O kadar sinirliyim yani. Umarım videoyu beğendiniz, videoyu beğenirsiniz, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, bay bay.